Sevgili astroloji severler, bugünkü konumuz tıbbi astrolojide Venüs. Venüs astrolojinin iki iyicilinden biri. Jüpiter büyük iyicil, Venüs de küçük iyicil sayılıyor. Venüs tıbbi astrolojide denge sağlama işlevi ile ilişkili. Ama denge dediğimiz şey ayaktayken hani denge sağlamak değil. Vücudun iç dengelerinden ilgili hormon dengesi, şeker, kan şekeri dengesi, asit baz dengesi, elektrolit dengesi, sodyum, potasyum, kalsiyum gibi elektrolitlerin dengesi ve üreme fonksiyonlarından ilişkili sayılıyor. Psikolojik olarak da sevgi hissiyle ilişkili. Sevilmek, sevmek, sevilmek hissiyle ve zararlarında sevgisizlik hissedilebiliyor. Doğası ılımlı Venüs'ün. Soğuk ve nemli ama ne çok soğuk, hani ne çok aşırı nemli, ne birazcık daha baskın ve dişil bir gezegen. Yani gece gezegeni. Ve biraz daha detaylı incelersek fizyolojisini, çünkü gezegenler daha çok işlevlerle ilişkili, ya anatomik olarak yerlerle değil, daha çok işlevlerle ilişkili. İç denge, hormon salgıları, işte kadınlık hormonu, yumurtalıkların yapılması, yumurtalık işlevleri, erkekte de kadında da böbrekler teraziden dolayı, toplar damar sistemi, genellikle sol burun deliği ve boğadan dolayı hormonlar dedik ama özellikle guatr'la ilişkili sayılıyor. Ve elde de bir parmakla ilişkili değil ama baş parmak tepesi dediğimiz şurasıyla ilişkili. Ve hastalıklarında da daha çok bu neyle ilişkiliyse onlarla ilgili sorunlar görülüyor. Yani cinsel hastalıklar, cinsel yolla bulaşabilir ya da bulaşıcı hastalık olmayabilir. Enfeksiyonlar olabilir. Nem kaynaklı özellikle. Nemli olduğu için, nemli doğada olduğu için mesela mantar enfeksiyonları olabilir. Terazi dolayısıyla böbrek demiştik, böbrek işlevleri demiştik. Bel bölgesindeki diğer organlarla ilgili, yani teraziyi yönetiyor ve terazide Venüs sorunlu olduğunda yönettiği şey de sorunlu. O yüzden o bel kısmında ne bulunuyorsa, tabi bağırsaklar da bulunuyor, bel ve alt karın, pelvis dediğimiz cinsel organlar bulunuyor. İdrarla ilgili boşaltım sistemi organları bulunuyor. Hormon dengesizliği dedik ve boğadan dolayı en başta guatr'dan bahsediyoruz. Venüs dengesizlik yaptığı zaman hareket tavırlarda da dengesizlik yapabiliyor. Yani ya aşırı yeme içme ya da hiç yiyip içmeme. İşte aşırı cinselliğe düşkünlük ya da çok soğuk olma. İşte eğlenebilme, hiç aşırı eğlenceye, rahata düşkünlük ya da hiç eğlenememe. İşte şekerden kaynaklanan, şeker hastalığından kaynaklanan, şekerin fazlalığından daha çok kaynaklanan sorunlar ve tatma duygusu Venüs'le ilgili, dokunma duygusu da Venüs'le ilgili aslında, özellikle de boğa ile ilgili. Ve tabii ki sert açılarında bütün bünye etkileniyor. Yani halsizlik, işte bağırsak bel bölgesi dedik. Pelvik bölge, yani ön tarafında, o düzeyde, bel düzeyinde bağırsak hareketlerinde yavaşlama, kanlanma sorunları, şişkinlikler, çünkü suyla ilişkili Venüs, kist oluşumları, daha çok katı madde değil de içi su dolu kist dediğimiz şeylerin oluşumu ve işte böbrek rahatsızlıkları, yumurtalıklarla ilgili sorunlar olabilir. Şimdi biraz tanıyalım Venüs'ü, çünkü Venüs'ün renklerini, bitkilerini, taşlarını, ilişkili şeyleri hem tedavide kullanabiliyoruz desteklemek için, hem de bazen onlarla ilişkili bir hastalık olduğunda ipucu alıyoruz. Venüs daha çok beyaz, soluk mavi, beyazımsı, işte soluk sarı, soluk yeşil. Ama pembe, özellikle çingene pembesi mesela, açık pembe de olabilir. Daha çok yuvarlak yeşil olabilir. Daha çok yuvarlak oval şekilli şeylerle ilişkili.
ve parlak mat değil, hoş görünümlü. Ve geldik bitkilerine, ağaçlarına. Aslında güzel renkli, daha çok böyle beyazımsı renkli, iyi kokan, tatlı kokan, şekerli gibi kokan her türlü bitki. Mesela gül, ama beyaz gül daha çok. Zambaklar, su zambağı olabilir, vadi zambağı olabilir, menekşe olabilir, elma olabilir, incir mesela tadından dolayı özellikle Venüs'le ilişkili, zeytin özellikle Venüs'le ilişkili. Mesela turunçgiller normalde güneşle, ama tatlı portakal daha çok Venüs'le ilişkili. İşte kirazdır, üzüm, bektaşi üzümü özellikle. Yuvarlak olduğu için mercimek, erik. Bunlar Venüs meyveleri ve bitkileri. Ve nanedir, pelin, kekik. Bunlar daha çok şifa olarak da kullandığımız yaban fesleğeni, yabani fesleğen, hatmi, güneşle birlikte papatya. Bunlar hani daha çok şifada kullandığımız, ama dediğim gibi mesela nane çok aldığınızda mide asidini arttırabilir. İşte kekiği kullanıyoruz, ama hiçbirini çok kullanmak istemiyoruz. Sadece çok az kullanabiliriz bunları. Ama sonuçta Venüs'le ilgili çayın yapılabilecek otlar da bunlar. Daha çok bakırla ilgili Venüs. Hem vücuttaki bakırla, hem obje olarak bakırla, obje olarak pirinçle. Taş olarak gökrengindeki safir, beyaz kırmızımsı mercan, markazit, renkten dolayı. Lapis lazuli olabilir. Mesela Jüpiter'le de ilişkili görülüyor o. Gümüş ve altından yapılmış her türlü ziynet. Venüs genellikle ziynetlerin genel göstergesi sayılıyor. İnci, zümrüt. Bu Venüs'le ilişkili görülüyor. Ve hayvanlar. Şimdi ben bazen hayvanlardan da bahsediyorum size. Şimdi ne alaka diyeceksiniz tıbbi astrolojiyle. Ama bazen Venüs kaynaklı bir sorun görüyoruz. Ama onu anlamıyoruz. Venüs kaynaklı sorun da ne yani? Hani tam olarak. Ha mesela işte keklik avına gidiyordur. Keklik Venüs'le ilişkili. Ya da evde başka bir şeye bakıyordur. Mesela neyle ilgili? Daha çok güzel hayvanlarla ilgili. Ceylan, ahu gibi. Ama böyle güzel vahşi hayvan da olabilir. Mesela dağ keçisi olabilir. Büyük balıklar olabilir. Yunus, kuş olabilir. Güvercin, bülbül. Belki evde mesela bülbül, Ağustos böceği, kuğu mesela, o da güzel. Venüs'le ilgili, tavuk da öyle. Tavuk da Venüs'le ilgili. Ve bazen bunları kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Vitaminler de genellikle Venüs hasarlarında eksiliyor. Venüs B3 vitamini ile ilgili. B3 vitamini, aslında B vitaminlerin hepsi Merkür'le ilişkili. B3 de Merkür'le ilişkili, ama B3 vitamini, niyasin yani, özellikle Venüs'le ilişkili görülüyor. Hem Merkür hem Venüs. Ve vitamin E, üremeyle ilgili Venüs. O yüzden vitamin E Venüs'le ilişkili görülüyor. Ve vücuttaki mineraller, daha önce bahsettik, bakır. Şimdi Venüs'ün enerjisini birazcık daha, enerjisinin akmasını kolaylaştıran ve tedaviye yardımcı olarak kullanabileceğimiz yağlar var. Bunlar genellikle Venüs yağları, uçucu yağlar. Bergamot, rahatlatıcı, uçucu, güzel kokulu yağlar. Gül yağı, bergamot yağı, işte yasemin olabilir, sardunya olabilir. Bunun gibi güzel kokulu yağlar olabilir. Ve mesela gül kokusu, koku olarak da daha çok tatlımsı kokular. Mesela gül kokusu hakikaten kalp şakrasını harekete geçiriyor ve Venüs de şakra olarak daha çok kalp şakrası ile ilişkili görülüyor. Ve kalp şakrasında rengi yine pembe ya da yeşil olabilir. Bir de üreme ile ilişkili olduğu için sakral şakra. Kalp şakrası kalbimizin hemen üstü. Sakral şakra dediğimizde göbek deliğimizin birkaç parmak altı, hem pelvis bölgesinde bulunuyor. Ve her zaman söylediğim gibi, aslında
hangi elimiz daha çok ısı veriyorsa o elimizi kalbimizin üstüne koyup olumlama yapabiliriz. Ya da göbek deliğimizin altına birkaç parmak altına koyup olumlama yapabiliriz. Ama daha önceki gezegenlerde söylemediğim bir şey de var. Aslında biz bu şakralardan nefes aldığımızı hayal ettiğimizde o zaman da çakralarımız açılıyor. Yani dikkatimizi onlara yönlendirdiğimizde dikkatimize sanki böyle buradan girip çıkan bir şey var gibi kalbimize yönlendirip sanki oradan nefes alıyoruz ve oradan nefes veriyoruz gibi denediğimizde de şakralarımız açılıyor. Ama olumlama olarak da elimizi kalp şakramıza koyup kalbim açık birkaç dakika inanarak söylersek ve göbek deliğinin altındaki sakral şakraya koyup sevgiyle yaratıldım. Çünkü Venüs sevgiyle de ilişkili. Sevgi hissiyle demiştik, konuşmuştuk. Tedaviye yardımcı, blokajları açmaya yardımcı olabiliyor. Gelelim müziğe. Şimdi müzik terapi diye bir şey var, duymuşsunuzdur illaki. Ve müzik de tedaviyi desteklemeye yardım ediyor gerçekten ve tamamen bizi başka bir boyuta da götürebiliyor. Yani öyle şey ki bazen müzik sayesinde mesela migren ağrısı, kesilmeyen migren ağrıları diyelim ki kesilebiliyor. Venüs genellikle en çok kullanılan La notası ile ilişkili, La notası ve Mi majör gamı ile ilişkili. Ama Venüs dişil, konuştuk daha önce, bahsettik videonun başında. Minör olduğu için, dişil olduğu için aslında Mi minörle, Mi majörle ilişkili ama minör parçalar da yine Venüs enerjisini destekleyebiliyor. Ne var mesela Mi majörde? Beethoven'ın 9. sonatı var. Chopin'in etütleri var. Tristesse dediğimiz mesela etüdü. Opus 10 No. 3. Mi majör valsi var. Minör olarak da mesela Chopin'in Opus 64 No. 2 valsi var. Beethoven'ın gene La minör Für Elise bilirsiniz. Ve Jüpiter'le birlikte mesela orijinalini dinleyelim ama kısa olanını değil. Çünkü biraz daha kolaylaştırılmış piyano parçaları olabilir. Karl Maria von Weber'in dansa daveti var. Invitation to Dance. Mesela o Opus 65. Hakikaten hem Venüs hem Jüpiter. Carmen'de Habanera var. Mesela o Venüs sayılabiliyor. Ve Türk müziği de Schubert'in Serenadı mesela. Kuğu Gölü Neptün'le birlikte Çaykovski'nin Kadın Kokusu Tango Jüpiter'le birlikte Brahms'ın Macar Dansı Mars'la birlikte ve Çardas var mesela Plüto ile birlikte Venüs enerjisini hem Plüto hem Venüs onu demek istiyorum. Ve Türk müziğinde de çok var. Türk müziğinde neler var? Özellikle Hicaz La notasından başlıyor. Çoğunu biliyorsunuz. İşte mesela Mevlana Oyun Havası, Ey Bütine Eda Eskilerden, Haydar Tatlıyay'ın Hicaz Oyun Havası, Hicaz Roman Oyun Havası ve bir sürü mesela Tel Tel Tararım Zülfünü. Ama bütün Hicazlarda sonuçta Venüs'ü destekliyor diyemem ama hakikaten çok fazla şarkı var. Şimdi sert açılarına çok çabuk geleceğiz. Dedik ki denge sağlıyor ve üreme hormon sistemiyle özellikle guatrla toplar damarlarla ilişkili ve güneşle sorunlarında güneşten yanıyor Venüs. Hormonal sorunlar, yumurtlama sorunları, Mars'la sorunlarında üreme sistemi hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, guatr hastalıkları, Jüpiter'le şişmanlık, kan şekeri sorunları, hormonal sorunlar, varisler çünkü genişletiyor. Satürn'le yine deri problemleri, varisler, böbrek işlev bozuklukları, idrar tıkanıklıkları, Uranüs'le yine hormon problemleri, üreme sistemi problemleri, Neptün'le deri sorunları, hormon salgılanmasında dengesizlikler, üreme sistemi sorunları, Venüs deriyle de ilişkili çünkü güzellikle ilişkili.
Pütorya'da öyle. Deri hormon üreme sistemi sorunları ve yükselenle daha çok deri sorunları, tepe noktasıyla da daha çok hormonal sorunlar ve ay düğümleriyle de daha çok kan şekeri bozuklukları, hormonlar. Ama her şey tabii önümüze gelebilir. Venüs'le ilgili bugünlük bu kadar. Bugün müzik kısmını birazcık daha uzatmış olduk. Bundan sonraki videomuzda görüşene kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle.